başvuru sürecinde ben yine biraz yalnız. Bir sabah uyandım, bana telefonuma mesaj geldi. Şu anki hocam olan hocadan. 2 saatlik bir Skype toplantısı yaptık. Ya bunun imkansızı olmazı yokmuş, ben onu öğrendim. Bu duruma kısmet diyorsa kısmet bu. 2 haftada internet üzerinden ev buldum, hala da aynı evde kalıyorum. Hani o kadar ağlamanın, zırlamanın sürecinde en son dakika bana bütün kapılar açıldı. Yani gidemezsin, yapamazsın diyen insanlar çok oldu. Benim kendi hocalarım benim gidebileceğime inanmadılar. Canlarını okudum. Yakınımda olan ne kadar insan varsa hepsinin canını okudum yani. Başvuru kabul aldığım zaman bile nasıl oldu ya Ece? Yani orada tanıdığım mı? Ulan Amerika'ya geliyorum. Nerede tanıdığım olacak? Ezberci olmayan usulü burada gördüm. Öğrenmenin ne olduğunu burada gördüm. Benim ailemde yurt dışında okuyan tek kız benim. Buraya geldiniz, kapı attınız, burada bitmiyor arkadaşlar. Mesela o, bu eve ilk girdim, aman tanrım. Aman tanrım, o ilk gün. Başlarım dedim, yüksek lisansına da doktorasına da hiç umurumda değil. Ben geri gideceğim diye ağladığımı hatırlıyorum. Amerika'yı çok gözlerinde büyütmesinler. Kısmını bitirdik. Yüksek lisansa geçiyoruz. İlk sorum neden yüksek lisans yapmaya karar verdin? Bir de nasıl Amerika? Çünkü ben sanki biliyorum, sen sanki bir Hollanda'ya gelecektin ama sonradan Amerika'ya gittin. Benim hayatımın genel özeti bu. Ben hani bir şey olacakmış gibi olup sonra son dakikada her şeyi değiştirip başka bir yöne yöneliyorum falan. Benim hayatımın genel olarak özeti bu yani. Ben yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdim? Aslında benim, yani şimdi burada tabii aileden bahsetmeden ben burayı geçemeyeceğim. Çünkü benim abim bana burada şeydi, örnekti. Benim abim lisansı için üniversitesi için, daha doğrusu liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya okumaya gitmişti. O benim için inanılmaz bir idol, inanılmaz büyük bir örnek oldu. Onu örnek alarak ben hep büyüdüm. Öyle söyleyeyim. Yani ben de öyle yapacağım, ben de öyle istiyorum vesaire falan filan. Yani onun orada yaşadıklarını her iki bir sefer işte mezuniyetine falan gittim, üniversitesini gördüm, okuduğu şartları gördüm falan filan. Benim patladı yani böyle. Dedim ki, yani evet, bu benim istediğim şey bu. Ben böyle bir deneyim istiyorum. Böyle bir şey görmek istiyorum. Bu küçüklükten beri böyle ben bunu yapmak istiyorum, yapmak istiyorum, yapmak istiyorum dediğim bir şeydi ama bunun üzerine ben liseye kadar çok yoğunlaşmadım açıkçası. Çünkü benim abimin liseden sonra gitme imkanı vardı. Kendisi Robert mezunuydu. Robert'tan sonra üniversite için, yani lisans eğitimi için gitme şansı vardı. Ben öyle bir şansım yoktu o zaman. Yani şu an lisem bu şansı veriyor bu arada. Ben Terakki Lisesi mezunuyum. Bunu da gururla söylüyorum. Terakki'deyken ben yani yurt dışında yüksek lisansı düşünmüyordum. Üniversiteden sonra belki diyordum. Ondan sonra o yüzden yurt içine hazırlandım. Burada İTÜ'ye girdim. Buradan sonrası için. Sonradan üniversitenin son senesinde falan staj yaparken şunu farkına vardım. Ben aslında daha şeye hazır değilim. Yani üniversiteden mezun olur olmaz sektöre girmeye, bir işte çalışmaya hazır değilim. Ben şeyden de aldım. Yani o stajlardaki deneyimimden de aldım. Ben araştırma yapmayı seviyorum. Yani ben şu an için en azından o özel sektörde çalışmanın verdiği stresin, o yani bu kişisel olarak değişen bir şey aslına bakarsan. Evet. Ama ben şunu hissettim, ben özel sektöre girip de buna hazır değilim. Bu şekilde para kazanmaya, bu şekilde ilerlemeye hazır değilim. Evet sevdim, evet gördüm ne olduğunu, çok beğendim, ettim vesaire ama benim istediğim şey bu değil. Ben ne yapmak istiyorum? Ben biraz daha araştırma yapmak istiyorum. Ben üniversite ortamında olmak istiyorum. Ben üniversitede olmayı seviyorum dedim. Buna karar verdim. Danone'de çalışırken ben, işte stajımı yaparken ben asıl buna yönlenmeye başladım. Tabii bu tek başıma yaptığım bir şey değil. Bu desteksiz olmuyor. Bu çevrenizde sizi seven insanların, ailenizin manevi desteğiyle asla yani onları olmadan yapabileceğiniz bir şey değil. Ben eğer bana ailem, tamam Ece biz senin arkandayız, sen de hani buna hazırlanmak istiyorsan git, biz sana destek veriyoruz vesaire demeseydi, abim bana destek olmasaydı vesaire, bu işin olabileceğini hiç düşünmüyorum. Ben o zaman başladım, o zaman işte araştırdım. Ha bu arada diyeceksin ki evet abim vardı, yani evet abim bu konuda bana örnekti ama abim bu süreçten geçeli çok uzun zaman olmuştu. Yani bu başvuru sürecinden geçeli çok uzun zaman olmuştu ve sistem çok değişmişti. Yani bir başvuru sürecinin, işte kabul sürecinin vesairesini falan filan. Bir de o hani direkt lisansa başvuru yapıyordu. Ben yüksek lisansa başvuru yapıyordum falan. Evet, başlangıç sebebim abimdi. Yani bu yola baş koymamın sebebi abimdi ama başvuru sürecini ben yine biraz yalnız.
Yani sistemi keşfetmek konusunda vesaire kendimiz araştırmamız gerekiyordu. Yine dediğim gibi o zaman işte üniversiteleri araştırmaya başladık. Ondan sonra sınavları, bu başvuru sürecinin çok alengirli şeyleri var. İşte dil sınavı almanız lazım, bazı GRE gibi sınavlar almanız lazım vesaire. Bu sınavları araştırmaya başlamanız lazım falan. İşte burs araştırmanız lazım. Bunların hepsini kendi başıma araştır. Çünkü üniversitemin böyle bir desteği yoktu. Sadece bir tane hocam yurt dışında, çok yakın olduğum, çok sevdiğim bir tane hocamla konuşuyordum ama yani sohbet etmek gibiydi. Ondan danışmanlık almak gibi değildi de kendisiyle hani böyle sohbet ediyordum. Hocam bu durumdayım, böyle yapıyorum falan filan. Onun dışında bana üniversitenin bir şeyi olmadı açıkçası. Yani desteği olmadı başvuru sürecinde. Ben ne yaptıysam kendim yaptım ama karar verme süreci böyle oldu. Hollanda şöyle oldu, onu söyleyeyim. Ben Amerika'ya başvuru yaparken hani bir yandan dedim ya ilk önceliğim Amerika'ydı. Çünkü hani oradaki üniversiteler daha bilindikti. Hani ilk araştırma yaptığın zaman hep oradaki üniversiteler çıkıyordu. Ama hep aklımda yani Avrupa'da bir üniversitedeydi. Çünkü şu ara yani şu dönemde benim bölümümün dünyada en iyi bilinen üniversitelerinden bir tanesi. Yani yükselen yıldızı falan. Wageningen. Oraya başvurdum. Ondan sonra ve ilk kabul aldığım yer orası oldu. Wageningen'den kabul aldım. Ondan sonra tabii inanılmaz bir mutluluk, çok mutluyum falan filan. Ama benim şöyle bir problemim var, benim bursum yok. Ve ben oraya böyle parayı basıp gidebilecek durumda da asla değilim. Hadi ilk dönem için göze aldım diyelim ama benim ikinci dönemden sonra muhakkak bir şey bulup okul paramı bir şekilde karşılamam gerekiyordu. Ne bileyim işte maaşımın olması. Yani orada yaşayabilecek kıvama gelmem gerekiyordu. Çünkü benim ailemin böyle bir durumu yok yani. Benim ailem orta halli bir aile. Annem, babam üniversite mezunu dahi değiller. Bir tek abim ailede üniversite mezunu. Ama şöyle şanslıydım. Çok bilinçli bir aileydi. Bilmeseler de, kendileri böyle bir eğitim almasalar da gerçekten eğitime çok kıymet veren, önem veren. Yani yemezler içmezler bizim eğitimimize harcarlar. Öyle söyleyeyim. O açıdan çok şanslı bir insanım. Yani satarlar, sıvarlar yeter ki çocuklarımız okusun. Aynen. O açıdan çok şan. Ama bu şey işte bu yüzden yani önce Wageningen'e kabul edildim ve dedim tamam hadi birinci dönemi bir şekilde atlatacağım, o yüzden gideceğim ama ikinci dönem benim muhakkak bir şey bulmam lazım. Tamam ben dedim gideceğim Wageningen'e, hazırladım her şeyimi falan, böyle evimi ayarlıyorum, uçak biletim, ondan sonra okula başvuruyu yaptım, şey yaptım falan, hani öğrenci belgelerim falan, her şeyim hazır. Vizem çıktı falan, yani gitmeme böyle sayılı haftalar var. Bir gün böyle bir yemekteyiz. Hatta yemekte değiliz. Bir sabah uyandım, bana telefonuma bir mesaj geldi. Bu arada o zamana kadar da Amerika'dan bir kabul gelmemiş bana, yani hani dönüş yapılmamış. Çünkü buradaki üniversitelerin şöyle bir şey var. Hadi Wageningen ilk sana param olmasa, kendi paramı kendim karşılasam ona bile tamam diyorsa da Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'ya buraya gelirken ya bir hocanın projesinin vasıtasıyla buraya gelmeniz lazım. Yani illaki bir fundinginizin olması gerekiyor. Ya da kendi bursunuzun olması gerekiyor. Onun dışında buraya sizi hiçbir hoca kabul etmiyor. Dolayısıyla ben ilk buralara başvuru yaparken kabul alamadım. Yani buradaki üniversitelerden dönüş alamadım. Çünkü niye param yoktu? Buradaki hocaların da parası yoktu. Başvurduğum hocaların parası yoktu beni alabilmeleri için. Vesaire vesaire. O zamana kadar hiçbir yerden kabul alamadım. Wageningen'e gideceğim diye ben kafayı koydum. Hatta öyle ki o yaz kalktım. Bir arkadaş grubumuzla beraber böyle bir Avrupa'ya seyahate gittik. Hollanda'ya gitmişken Wageningen'e gideyim görün. Çünkü artık dedim orası benim okulum. Ben bunu kabul ettim. Oraya gideceğim. Gittim şehri gezdim. Üniversiteyi gezdim. Baktım. Ondan sonra kalabileceğim yerleri araştırdım falan. Ben bayağı kafayı koymuştum yani oraya gitmeyi. Çok da sevmiştim bu arada. Gidecek insan varsa, düşünüyorsanız Wageningen'i hiç durmayın. İnanılmaz güzel bir şey. İnanılmaz güzel bir yer. Sadece ufak. İstanbul'dan gidiyorsanız biraz zorluk yaşayacağınızı düşündüğüm bir yer. Ama yani üniversite paha bir şey var. Çok güzel bir üniversite. Neyse. Bir sabah uyandım. Telefonumda bir e-mail. Şu anki hocam olan hocadan. Kendisi bana şöyle bir mail atmış. Ece merhaba, işte ben senin başvurularını havuz başvurularından buldum. Biliyorum benim adıma, benim labım için başvuru yapmadın. Ama senin profilin, işte background'ın benim şu an çalıştığım iki proje için çok uygun ve benim bir food scientist'e. Yani onlar burada tabii dediğim gibi burada gıda mühendisi olarak geçmiyorsunuz. Burada gıda bilim insanı diye geçiyorsunuz.
İki tane projem var. Food Science'e ihtiyacım var. Senin profilin bunlara çok uyuyor. Eğer hala başvurum geçerliyse ben seninle görüşmek istiyorum. Dedi. Ben maili gördüm. Kapattım. Üstüne yattım. Dedim ki ben bunu şu an açarsam bütün hayatımı şu noktada değiştirmek zorunda kalacağım. Çünkü iki haftam falan var ya. 2-3 haftam falan var Hollanda'ya gidebilmek için. Ondan sonra neyse. Hiç kimseye de söylemeye niyetim yoktu o zaman. Yani kapatıp üstüne yatıp yani görmezlikten gelmeyi planlıyordum o maili. Sonra şeytan düştü. Gittim abimle konuştum. O bana dedi ki yani en azından şunu yapabilirsin. Gidersin hocanla konuşur. Yani bu insanla konuşursun. Hani bu sene olmasa bile mesela önümüzdeki sene seni üniversiteye transfer eder. Hani bu sene olmayacaksa bile. Çünkü ben artık diğer okula kabul edilmişim. Neredeyse parasını, birinci dönemin parasını yatırmışım. Ondan sonra başlayacağım. Her şeyim ayarlanmış vesaire. Hani olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama abim dedi ki yani ne olur yani görüş. Hiç değilse tanışmış olursun falan. Tamam dedim, ayarladım. Lale 2 saat konuştum buradaki hocamla internet üzerinden. 2 saatlik bir Skype toplantısı yaptık. Ondan sonra tabii benim şu an hala daha kendisi benimle dalga geçer. İlk kameradaki heyecanımdan ötürü. Çok da mizacı da çok garip bir insandır kendisi. Çok samimidir, çok eğlencelidir vesaire. Şu an o samimiyetten ötürü benim işte duruşumdan, sesimin titremesinden falan filan hala daha dalga geçiyor. Ondan sonra çok güzel bir 2 saat geçirdim. Bana dedi ki Ece ben sana 2 gün sonra falan dönüş yapacağım. 2-3 tane daha aday var görüştüğüm dedi. Ama dedi hazırlıklı ol ben sana bir dönüş yapacağım dedi. Ben de tamam dedim. Ve bana bir teklifte bulundu. Ben tabii o zaman bu projelerin kapsamını vesairesini veya bana ne getireceğini, ne götüreceğini vesaire bilmiyordum. Daha sonra yaptığı teklifle detaylarını anladım. O teklif de şu. Ben bu 2 projeden Research Assistantship dedikleri araştırma görevlisi olarak buraya geliyorum. Araştırma görevlisiyken master'ım için gelmiş bulunuyorum. Bu projeler benim neredeyse 3 yıllık eğitim masrafımı karşılıyor. Üstüne bir de bana maaş veriyorlar. Maaş dediğim yani öğrenci maaşıdır. Bu araylıktır. Yani araylıktan alacağınız paradır. İnanılmaz bir para aklınıza gelmesin. Burada kendimi geçindirebileceğim kadar ama en önemli kısmı benim okul masrafımı karşılıyor olması. Yani ben tuition ödemiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir şey ödemiyorsun. Sadece bir maaş alıp yaşayabiliyorsun. Peki çok şey olmazsa aşağı yukarı ne kadar bir maaşını söyleyebilir misin? Tabii söylerim. Niye söyleyeyim? Şimdi araylık dediğiniz şeyin 2 türlüsü var. Yani 2 derecesi var. Bir %25'lik alabiliyorsunuz, %50'lik alabiliyorsunuz. Maksimum alabileceğiniz şey vize tipinize göre değişiyor. Ben F1'ım. F1'a göre benim maksimum alabileceğim araylık %50. State'den state'e yani bulunduğunuz eyaletten eyalete değişiyor alabileceğiniz. Şehirden şehire bile değişiyor çünkü yaşama koşulları her şehirde aynı değil. Yani benim olduğum yerle Chicago'da yaşamak veya New York'ta yaşamak aynı şey değil. Ben şu an eğer %50 araylık yapıyorsam yaklaşık $1,800 aylık maaş alıyorum. $1,800 aylık maaş alıp okula ya, bir masrafım oluyor. Yani okul parası ödemiyorum. Sadece sigorta bedeli ödemem gerekiyor. O da dönemlik $500. Onu da böldürebiliyorsunuz. Yani şey taksitlendirebiliyorsunuz falan. Onun dışında benim hiçbir masrafım yok. Okul bana sigortamı yapıyor. Benim her türlü işte burada bütün sosyal haklardan yararlanma şansım var. Aynı zamanda bu arada ben sadece araylık yapmıyorum. Ben derecemi alıyorum. Ben aynı zamanda master'ımı yapıyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Yani o da önemli bir şey. Ben çünkü buraya çalışmak için değil, okumak için gelmeye niyetliydim. Bu böyle bütün hepsinin kombinasyonu gibi oldu. Ama zaten şunu anladım, buraya başka türlü gelmenizin şeyi yok. Yani Türkiye'den en azından öyle söyleyeyim. Bu şekilde gelebiliyorsunuz. Ha, ya da şu olabiliyor, kendi bursunuz olacak. Bir şekilde bir kurumdan veya devletten, mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği burslar falan filan var. Fulbright var, işte TEV'in bursu var falan filan. Bunları araştırın, öğrenin. Bunları alıp gelebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi ikinci yöntem de benim geliş teknim. Bir hocanın bir projesi olur. Bu projede işte sektörle ortaklık eder. Bir firmayla ortaklık eder. O firma sizin masraflarınızı karşılar. Bununla da biz funding diyoruz. İşte kısa süreli olur, uzun dönemli olur. İlk girişiniz için önemli bu arada. Yani bütün eğitiminizin masrafını karşılaması için önemli değil. Bir dönem bile karşılayacaksa, ilk sizi buraya getirebilecek, ilk senenizi karşılayacaksa bile okey. İlk sene buraya girdikten sonra
bir şekilde burada işte teaching assistantlık yaparak, ondan sonra başka projeleri atlayarak, başka hocalarla çalışarak da kendi masrafınızı karşılayabilirsiniz. Ama ilk öncelikle bir hocanın labına girmeniz için ya hocanızın parasının olması gerekiyor, ya sizin bir bursla, bir fellowshipla buraya gelmeniz gerekiyor. Bu şekilde alıyorlar, öyle söyleyeyim. Ben ikinci yöntemle geldim. Burada geldiğim projeler, işte iki tane proje vardı. Her ikisinden %25 birinden işte karşılanıyor masraflarım. %25 birinden 3 sene kadar bu böyle. Şimdi Ağustos 2021'e kadar beni böyle götürecek bir süreç. Bu projeler benim nesil. Ben de aynı zamanda kendi master'ımı, şu an doktoramı yapıyor oluyorum. Ha, bu projeler benim ne yazık ki tez projemle uygun değil. O yüzden biraz benim iş yüküm fazla. Çünkü hem onların işini yapmak zorundayım, hem kendi tezimi yazmak zorundayım. Bu böyle 40 bin parçaya bölünmenize sebep oluyor. Ama şanslıysanız çalıştığınız projeler sizin tezinizi konumlandırmak, tezinizin bunun üzerine olmasını istediğiniz konularsa işiniz daha da kolay. Direkt o projeden topladığınız datayı kendiniz için kullanıp tezinizi bunlar için yazabilirsiniz. Benim için öyle bir durum söz konusu değildi. Ben o konular üzerine tezimi yapmak istemedim. Hocamla konuştum. Çok anlayışlı bir insan olduğu için ben şanslıydım. Ben hocam konusunda çok şanslıydım. Farklı bir alana yönlenme şansım oldu. Oradan para, yani param karşılanırken, benim masraflarım giderilirken ben aynı zamanda kendi derecemi, degree'mi almaya çalıştım. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada hoca seçimi de çok önemli bu master ve doktorada. Bunu da buradan söylemek isterim. Benim hocam benim alanımda, yani benim başvurmamamın sebebi vardı benim hocamın labına. Ben şimdi başvuru sürecinde mektuplar yazıyorsunuz. Yani kendinizi anlatan veya hangi hocayla çalışmak istediğinizi anlatan falan mektuplar yazıyorsunuz. Ben bu hocam, yani şu an çalıştığım hocam hiç düşünmediğim bir alanda çalıştığı için ben hiç kendisini kendi listeme almamıştım. Halbuki yanlış. Aslında şu an keşke en başından kendisini yazsaymışım şimdi diyorum. Ama bilemezdim. Bilemezdim. Yani diyorum evet. Ya benimki çok büyük şans. Ben burada daha ziyade işte biraz daha işte gıda mühendisliği alanında olan insanlarla çalışmak istediğimi yazmıştım. Halbuki şimdi döndü dolaştı. Ben yine öyle bir kombinasyon yaptım ki kendi hocamın çalışma alanıyla kendi mühendislik altyapımı birleştirdiğim bir konu üzerine çalışıyorum. O yüzden hani ya bunun imkansızı olmazı yokmuş. Ben onu öğrendim. Yani kısıtlamayın kendinizi. Hocaları araştırın, kimin ne üzerine çalıştığını bilin. Hocalarla konuşun. Yani başvuru yapmadan önce mutlaka onlarla irtibat haline geçin. Ben hangi hocayı kaç sefer böyle maillerle darladığımı falan bilmiyorum yani. Yani başvuru sürecinden bahsediyorum. Bütün bu istediğim, çalışmak istediğim hocalara falan hepsine mailler atıyordum. Ondan sonra işte kedevi tanıtıyordum. Olanakları varmış. İşte, T'lik yapabilir miyim? Araylık yapabilir miyim? Böyle fırsatları var mı? Ya da kendi projeleri var mı? Gelebilir miyim? Falan filan. Bunları yapmanız lazım. Burada bir hocayı bulabilmek, bir hocayla çalışabilmek için sıfırdan bir başvuru öyle dümdüz yapmamanız lazım. Burada daha önceden o hocalarla, hocanın sizi biliyor, tanıyor olması lazım yani kısaca. Benimki çok büyük istisna. Benimkini şey yapmayın yani. Benimki nasıl buldu, nasıl etti, beni nasıl havuzlu başvurularından buldu da değerlendirdi vesaire, çok büyük bir şans. Evet, bayağı şans olmuş ama demek ki o senin böyle hani kader kısmet demeyi falan sevmem ama biraz kısmetinmiş yani. Kısmetin çünkü yani diyorum ya hani bu kadar her şeyi Hollanda'ya gitmek için hazırlamışken birden böyle bir şey çıkması, yani bir de şöyle bir şey var. Hollanda, Wageningen bana paramı da geri iade etti üstelik. Yani bu bütün her şey, puzzle'ın bütün parçaları böyle tık 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 tık, hani ben her basamakta diyordum ya, diyordum ki ya bir şekilde olmayacak bu iş ve ben de Hollanda'ya gideceğim yani. Ya işte üniversite paramı geri vermeyecek, ya işte hocam yetiştiremeyecek evrak işlerini. Bir şekilde bir şey çıkacak dediğim halde her şey oluruna gitti yani. Bir şekilde beni buraya getirdi yani. Öyle bir durum oldu ki kısmet demek, bu duruma kısmet diyorsa kısmet bu. Anlatıyorsan evet. Kısmet. Yani hiç olmayacak şekilde, hızlı bir şekilde vizem çıktı. Öğrenci vizem çıktı. Bütün yani o paperwork dediğimiz şeylerin hepsi çok hızlı halloldu. Ya ev buldum ben iki haftada internet üzerinden ev buldum. Hala da aynı evde kalıyorum ben. 3 senedir aynı evdeyim. Değiştirmedim evimi. O kadar şansa bala bulduğum evde mutluyum ve kalıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hatta yavrum. Bu şans, bu kısmet. Ama şu,
Bu böyle, bu arada bu da bütün bu süreç günlük Yunanistan'da geçti gibi görünmesin. Çok üzüldüğünüz, çok sıkıldığınız zamanlar, hiçbir yerden hiçbir zaman kabul gelmeyecek dediğiniz zamanlar da çok oluyor. Ben Amerika'dan kabul, yani o kadar süre kabul gelmemesine falan çok üzülüyorum. İş bakmaya başlamıştım, yani hiç yurt dışına gidemeyecekmişim gibi. Türkiye'de yüksek lisans yapmak yapabilirim diye falan düşünüyordum. Yani bu süreç aslında böyle son dakika, ya benim bütün hani o kadar ağlamanın, zırlamanın sürecinde en son dakika bana bütün kapılar açıldı. Öyle değil. Yoksa yani bütün yani önü, bu başvuru sürecinde yani gidemezsin, yapamazsın diyen insanlar çok oldu. Başvururken ya abuk sabuk şeyler duyduğunuz zamanlar çok oluyor. Bunlar daha çok yıpratıyor insanı. Benim kendi hocalarım benim gidebileceğime inanmadılar mesela. Aylarca kapılarında yattığım hocam oldu. Yani referans mektubu almak için. Sırf referans mektubu bana zamanında vermedi diye başvurumun okunmadan iptal edildiği üniversiteler oldu. Yani eksik, mesela başvuru sürecinde diyorlar ki size minimum 3 tane referans mektubu vermeniz lazım diyorlar. Bir hocanın kapısında yatıyorum, kalkıyorum, yani artık hani sıkıştırıyordum kadını, öyle söyleyeyim. Ama unutuyor yani, yapmıyor. Ya, ben bence yani iyi niyetli düşünüyorum, unuttuğunu düşünüyorum. Kötü niyetli düşünmek istemiyorum. Yani vermedi yani, vermedi ve vermediği için yani başvurum sürece bile girmeden iptal oldu. Kaç üniversitede olduğu süreçte. Bu arada bu başvuruların hepsi para. Ben Danone'den kazandığım bütün parayı buna biriktiriyordum. Yani Danone'de stajyerken bir para alıyorsunuz, komik bir para alıyorsunuz ama bir para alıyorsunuz. Ben o parayı hiçbir yere harcamadan bir köşede biriktiriyordum. Çünkü başvurular Türk parası, Türk lirasıyla değil yani, dolarla, evet, euro ile. Anlatabiliyor muyum? Ya ben kazandığım bütün parayı oraya topluyordum. Ya ben hakikaten bu iş için oturup araştırıp emek ver, bütün her şeyimi buna yatırdım. Öyle söyleyeyim. Son bir senemin her günü, her dakikası ben gideceğim, ben bunu yapacağım, bu şekilde yapmam gerekiyor diyerek geçti. Sınavlarına hazırlanarak, ya hem staj yapıyordum, hem üniversiteyi bitirmeye çalışıyordum. Yani bitirme tezimi yazmaya çalışıyordum. Hem de bir yandan bu başvuruları yapıyordum. Çok yorucu, çok sinir bozucu bir süreçti o zaman. Anneme falan sorun yani. Onlar çok daha iyi bilirler yani o süreçleri. Canlarını okudum. Yakınımda olan ne kadar insan varsa hepsinin canını okudum yani. Canım çekiyordum da çektiriyordum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de aynen öyleydim. Yani şu an annem falan olsa onlar da aynı şeyi söylerler. Bir de benim doktora başvurum da hani ben Ocak'ta başladım başvurmaya, Ağustos'a kadar redden başka bir şey almadım. Yani düşün, o kadar moralim bozulmaya başladı ki, de diyorum ya ben bu master yaptım, İngiltere'de şöyle yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım, hala beni, yani niye herkes reddediyor, bari neden reddediyorlar, onu söylesinler de onu yapayım falan diye düşünüyorum. Ben kendim niye aldım da biliyordum da, hani oluyor yani, alıyorsunuz. Evet, sonunda işte buradaki bu hocam İşte mülakat için yazdı. Ben diyorum kesin olmayacak. Ha, şimdi beni mülakata çağırıyor ama başkasını seçecek. Niye beni çağırıyor ki şimdi? Sonra işte online mülakat oluyor. Kesin seçmeyecek. Ha, sonra bir daha mülakat yapıyor. Ya bunu da yaptı ama kesin olmayacak. Buraya çağırıyor. Ben hala diyorum ki buraya geldim işte tam labı görme. Ya beni buraya çağırıyor, boşuna çağırıyor. Ben şimdi bu kadar hevesleneceğim, sonra beni seçmeyecek diye. Ama seçti sonra. Yani öyle. Yani istiyor olmak lazım galiba. Yani bu olurken bir de pes etmiyorduk da, o da garip bir şey. Evet. Yani vazgeçmiyorsunuz da artık. Yani bir yerden başladıktan sonra bu gidiyor yani. Ben yani size şu kadar söyleyeyim. Benim annem babam İngilizce bilmiyorlar. Ama ben İngilizce sınavlarını, evet, anneme çalışıyordum. Yani böyle işte şey, GRE'ye falan çalışacağız mesela. Ondan sonra işte kelimeler falan hazırlıyoruz. Ben güya işte annem bana soracak, ben de İngilizcesini söyleyeceğim falan. Yani kadın İngilizce öğrettim falan yani, hani bu süreçte hiç bilmeyen. Yani hepsi bu. Ya bilmiyorum, senin için de böyle midir bilmiyorum ama ben çevremde insanlar olmasaydı, destek veren, bana hani yaparsın edersin diyen insanlar olmasaydı bu iş buraya kadar getirebileceğime asla inanmıyorum. Yani o 2-3 redden sonra ben kesin bırakmıştım yani bu iş, öyle değil. Ailem, arkadaşlarım, yanında olan, sevdiğim, beni seven insanlar olmasaydı ben bu işi asla yapamazdım. Bu süreçte yalnız olmamanız lazım. Bu süreçte size ortak olacak, dert ortağı olacak insanlara ihtiyacınız var. Sizi anlayacak olan insanlara ihtiyacınız var. Başka türlü bu süreç gitmiyor.
Çünkü redleri almayı bir yana bırakın, bir de üstüne şey duyuyorsunuz yani. Kendi hocalarınız dahil. Ya bana kendi hocam mesela bu referans mektubunu geç veren hocam dışında bir tanesi şey demişti mesela işte konuşuyoruz iki arkadaş beraber bir hocamızla beraber işte sordu bize ne yapmayı düşünüyorsunuz mezun olduktan sonra falan. Hani belli ki onunla çalışmamızı istiyor yüksek lisansa da geçersek. Yanındaki arkadaşım dedi ki ben yüksek lisansa devam edeceğim burada dedi. Tamam dedi hani düşünürsen beraber şey yapalım çalışalım falan. Bana döndü sen ne yapmayı düşünüyorsun diye. Ben dedim hocam ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum dedim hani yüksek lisans için. Kafasını kaldırdı bir şeyle uğraşıyordu. Kafasını kaldırdı bana dedi ki sen dedi önce dedi buradaki lisansını bitir dedi. Ondan sonra düşünürsün yüksek lisansa gitmeyi dedi. Ben böyle ne? Ya oturayım ağlayayım mı şimdi ne yapayım falan. Bunu bana yani kendi hocam söylüyor. Neden ama ya? Nasıl yani? Neden? Niye böyle bir şey dersin ki? Problemim olmadığı bir insan yani. Niye yaparsın? Niye öğrencinin hevesini kırarsın? Niye böyle bir şey söylersin bilmiyorum. Ama yani benim mantığım çok daha farklı. Ben onun yerinde olsaydım öğrencimi tamamen destekleyip benim adımla gitmesini, benim bölümümün adıyla gitmesini isterdim. Böyle olmasını istemezdim yani. Şu an mesela ben o hocamla asla yani iyi bile olsa, iyi araştırmalar yapıyor bile olsa çalışmak, görüşmek bile istemiyorum. Hoş değil, güzel değil yani. Destek olma, yani çok zor bir şey değil. Hiçbir şey demese de olurdu. Hem deseydi, geçseydi bile bir şey demeseydi bile olurdu yani. Niye böyle bir cümleyi kuruyorsun? Hiç gerek yok. Yani duyacaksınız, arkadaşlarınızdan da duyacaksınız. Ben yani başvuru kabul aldığım zaman bile nasıl oldu ya Ece? Yani orada tanıdığım mı? Ulan Amerika'ya geliyorum. Nerede tanıdığım olacak? Yani ne nasıl bir şey? Benim arkamda kim var ki tanıdığım? Amerika'da kim olabilir benim tanıdığım acaba? Tanıdığım mı vardı ya? Bursum yok. Buradan Türkiye'den burs almamışım, etmemişim. Hani böyle tanıdıkla burs almış gelmiş olsam neyse. Ama bunlar duyuluyor. Bunlar hani şehir efsanesi falan gibi geliyordu bana. Ama yaşayınca, kendim deneyimleyince ya hakikaten saçma sapan şeyler duyduğum çok insan oldu. Bu süreç o yüzden diyorum. Yalnız atlatamayacağınız bir süreç. Çok evet. Zor. Kesinlikle sana katılıyorum. Aile desteğin, en azından aile desteğinizin yanınızda olması lazım. Ben ailem olmasaydı bu işin %1'ini yapabileceğime inanmıyorum yani. Öyle değil. Evet, çok haklısın. Yani bu tarz yurt dışına gitme konusunda herhangi bir bölümde olursa olsun. Yani zor bir durum ve gerçekten desteğe ihtiyacımız oluyor. Nasıl başvurduğunu öğrendik yüksek lisansa. Sonraki sorum da oradaki yüksek lisans nasıl gidiyor? Ders falan alıyor musun? Dersler nasıl? Yani kısaca oradaki yüksek lisans ve doktora eğitimini soracağım. Ben buraya master için geldim. Daha sonradan burada şöyle bir şey var. Türkiye'de bu var mı bilmiyorum. Yani sen bilmiyorum duyduysan başkalarından tamamlarsın. Bunu ben burada öğrendim, duydum. Master'a girdikten sonra gerekli şartları sağlayıp yani işte gerekli required courses dedikleri bu işte zorunlu derslerinizi tamamlayıp belirli bir not ortalamasını tutturup bir de üstüne önümüzdeki dönemin parasını karşılayacak kadar bir fundinginiz vesaireniz varsa sizin doktoraya direkt geçiş yapma şansınız oluyor. Aynı laboratuvarda ama aynı hocanın altında çalışarak. Ben master'a geldim. Önce burada işte şeyleri tamamladım. Zorunlu almam gereken dersleri tamamladım. İşte bu zorunlu almam gereken dersleri ise şimdi daha olan arkadaşlarım anlayacaklardır. İşte gıda kimyası dersi, gıda mikrobiyolojisi dersi, işte food processing dedikleri işte bu biraz önce İTÜ'de bahsettiğim unit operations diye geçen benzer bir ders. Daha ziyade böyle işte prosesleri gördünüz. İşte kurutmadır, pastörizasyondur, işte sterilizasyondur vesaire böyle sistemleri gördünüz, öğrendiğiniz bir ders. Bunun hem laboratuvarı hem kendi dersi. Ondan sonra işte bir yanlış hatırlamıyorsam bir tane istatistik dersi. Gıda bilimcileri için insan bilimi. İnsan beslenmesi. Direkt çevirmeye çalıştım olmadı. Human nutrition. Yani bununla ilgili bu bölüm. Şimdi burada şöyle bir şey var. Türkiye'deki sistemden farklı. Önce bunu anlatayım istersen. Bizde gıda mühendisliği bir bölüm. Gıda mühendisliğinin altında biz işte hani bu bölümün altındaki derslerde biz görüyoruz. İşte gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi falan filan gibi dersleri. Burada gıda bilimi diye girdiğin zaman gıda bilimi ve insan beslenmesi, food science and human nutrition
diye geçiyor bölümün adı. Ha? Yani iki bölümü bir çatı altında birleştiriyorlar. İki major olarak birleştiriyorlar diye. Hangi major'daysam, ben atıyorum food science'daysam, benim almam gereken zorunlu dersler başka. Human nutrition'ın altında olan, o major'da olan insanlar için almaları gereken, onların almaları gereken zorunlu dersler başka. Ama benim de yine bir kısım onlardan da bir şeyler öğreneyim diye human nutrition'la alakalı birkaç ders bende de zorunlu olarak var. Benim hocam da aslında human nutrition uzmanı, yani o alanda uzman olduğu için ben yine bunlara ek olarak başka dersler de aldım. Yani şeyle ilgili, nutrition'la ilgili, öyle söyleyeyim. Ama genel olarak yani ilk almanız gereken 7-8 tane zorunlu ders var. İşte daha demin bahsettiğim kimya, mikrobiyoloji, biyoloji, proses dersi, bir tane istatistik dersi. Ondan sonra işte bir tane bu nutrition, human nutrition'dan bir ders falan. İşte seminer dersleri var almanız gereken. Nasıl sunum yapmanız, konferans vermeniz gerektiğini anlatan, size işte sunum becerilerinizi geliştirdiğiniz bir ders var. Bir de her dönem almanızın zorunlu olduğu bir seminer dersi var. Bu seminer dersi nedir? Her cuma olur, bir saatlik bir derstir. Gidersiniz, son dönemi, son senesi olan arkadaşlarınız kendi tez konularının sunumlarını yaparlar. Ona katılırsınız. Onlar size bitirme tezinin sunumunu, yani aşağı yukarı bitirmek üzere olurken, bitirmek üzereyken yapacakları sunumu yaparlar, onu dinlersiniz. Hem onlara bir deneyim oluyor o sunumu yapmak, hem de siz ne yapıyor bu insanlar, ne üzerine çalışıyorlar, bunu anlıyorsunuz. Arkadaşlarınızın çalışma alanlarını tanıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bu derse her sene kayıt olmak zorunlu. Sıfır krediyle bile olsa kayıt olmak zorundasınız. Böyle bir şeyiniz var, ders alanınız var. Ha, bunun dışında üniversitenin her departmanından, her yerinden ders alabiliyorsunuz. Ben mesela design dersi de aldım. Ondan sonra istatistik dersi de aldım. Computer Science'dan ders almayı planlıyorum falan filan. Böyle geliştirebileceğiniz çok şey var kendiniz. Onlar seçmeli olarak geçiyor. Ama ilk başta bitirmeniz gereken şey o zorunlu dersi. O zorunlu dersleri bitirdiğiniz zaman ve belli bir ortalamanın üzerine çıktığınız zaman size diyorlar ki eğer doktora yapmayı düşünüyorsanız ve işte hani önümüzdeki, en azından önümüzdeki dönemi karşılayacak da paranız varsa diyorlar ki o zaman şey geç, direkt doktoraya geçiş yap. Benim böyle bir şansım vardı. Çünkü bu çalıştığım projeler 3 senelik bana funding vermişlerdi. Hocam da bana daha ilk görüşmede sormuştu, sen doktora yapmayı düşünüyor musun diye. Ben dedim ki ben zaten uzun dönemdeki planım master'dan sonra doktora, ama doktora burada mı olur, başka bir yerde mi olur bilmiyorum. Şansıma böyle bir senaryo çıktı ortaya. Buna kabul ettim, başvurdum. Bütün şartları sağladığım için işte ortalamadır, zorunlu derslerdir, İşte funding durumudur falan, bunlar ideal koşulu sağladığım zaman bana geçiş hakkı verdiler. Ben doktoraya geçtim. Doktoraya geçince de bu zorunlu derslerimi bir daha almama gerek kalmadı. Yani doktorada da normalde doktoraya yeni başlarsanız orada da bu zorunlu dersleri tamamlamanız gerekiyor, ama bypass diyorlar buna. Direkt geçtiğiniz zaman o zorunlu dersler doktorunuza sayılıyor. Bunun yani artısı da var, eksisi de var. Artısı ne? Süper bir şey kazanıyorsunuz, zaman kazanıyorsunuz. Eğer çok tatlı bir zamanda buna karar verdiyseniz. Eksisi ne? Doktoradan bunalır da ben yapamayacağım, bunu bırakıyorum derseniz, master diplomanızı hala alabiliyorsunuz, ama master diplomanızı alabiliyor olmanız için yani iki şey var. Ya tezli master diplomanızı alacaksınız ya tezsiz. Tezsiz olabilmesi için bir sınava girmeniz lazım. O şekilde veriyorlar size diplomayı. Tezli alacaksanız da en azından topladığınız o ilk datayla bir şekilde master tezi alacak, almaya yetecek kadar bir tez oluşturup sunum, savunma yapmanız gerekiyor. Böyle. Doktoradan tamamen mezun olursanız bu şartlar altında da master diplomanız yok. Direkt doktora diplomasıyla mezun oluyorsunuz. Peki şeyi soracağım. Dersler zor geliyor mu sana, yoksa ITÜ'ye göre mesela daha kolay mı? Yok ya, zor. Şöyle, zor gelse bile burada ders almak çok keyifli. Ben ilk girdiğim zaman, ilk sene, ilk dönem burada aldığım derslerden hep arkadaşlarım diyorum ya, üniversite demek ki böyle bir şey. Ders almak demek böyle bir şey. Çünkü şöyle, yüksek lisans öğrencileri burada lisans öğrencilerinden ayırmıyorlar. En azından şu şey dersleri için, zorunlu dersler için. Ben mesela kimya dersini, food chemistry dersini lisans öğrencileriyle birlikte alıyordum bir kısmını. Ve ayrı bir günde de sadece yüksek lisanslar bir araya geliyorduk. O zaman tartışma dersi oluyordu, ama işte her hafta bir makale, bir çalışma üzerine tartışıyorduk vesaire.
işte bir projemiz oluyordu, onu yapıyorduk mesela. Daha böyle şey, hani ezberci olmayan usulü burada gördüm. Öyle söyleyeyim. Öğrenmenin ne olduğunu burada gördüm. Yani burada insanlar gerçekten öğrenmek için bu işi yapıyorlar. Not konusunda o yüzden burada daha farklı diyorum. Ya burada hocanız, yani zor bile olsa dersin, şunu biliyorsun. Yani biraz gayret gösterdim mi, biraz bu dersin üzerine eğildim mi, hoca bana bunun karşılığını verecek diyor. Yani bunu bilerek gidiyorsun. Bu yüzden seni dersten soğutmuyor mesela. Evet, çok ödevi var. Çok şey var, işi var. Çok iş yük çok fazla. Her hafta bir proje, her hafta bir ödev, her hafta bir araştırma vesaire vesaire. Ama bunlar seni notla korkutmak için yapılan şeyler değil. Veya hocanın seni notla değerlendirmesi için yapılan şeyler değil. Senin öğrenmen için yapılan şeyler. O yüzden çok koymuyor. Öyle söyleyeyim. O çok farklıydı mesela. Bana öyle gelmesi çok farklı. Burada da insanlar slide üzerinden dersleri yapıyorlar. Burada da tahtaya yansıtılıyor, oradan okunuyor vesaire. Ama şunu hissediyorum. Yani hoca sadece onu yapıp gelmiyor yani. Hoca benim soracağım her soruya hazırlıklı. En aptalından en mantıklısına kadar soracağım her soruya hazırlıklı geliyor yani. Geçiştirmiyor, etmiyor, sana özel imtihan gösteriyor. Yani seni ciddiye alıyor. Onu hissediyorsun. Ne kadar sınıf kalabalık olursa olsun. Mesela burada öyle dersler var. Mesela İTÜ'deki havuz dersleri gibi. 500 kişinin bir araya toplandığı amfi dersleri var. Ya hoca sıkılmadan tek tek her öğrencinin sorusuna cevap veriyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben böyle ağzım açık kalmıştı yani bunu gördüğüm zaman. Ya inanılmaz yani. O zaman cevap veremiyorsa yani dönüp aynı gün veya o gün ya ertesi gün vesaire bir şekilde o öğrencisine ulaşıyor. O sorusuna cevap vermek için. Yani kıymetli olduğunuzu anlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hoca öğrenmenizi istiyor ve öğrenmek isteyen öğrenciyi de destekliyor. Yani yalnız bırakmıyor. Destekliyor. Bu güzel bir şey. Bunu görmek benim için farklıydı. Derslerin zorluğunu falan bir kenara bırakıyorum. Evet, benim için zor olan, en zor olan dersi söyledim, istatistikti. Çünkü hiç altyapımın olmadığı bir alandı. Ve yani İTÜ'de nasıl o dediğim dersleri günlerce, haftalarca çalışıyorsam, istatistik dersinde burada öyle çalışıyorum. Ağlayarak çalışıyorum. Hala da öyle çalışıyorum. Ama yani onun dışındaki dersler bir şey öğrenmek üzerine çalıştığınız dersler oluyor genelde. O güzel. Ve biliyorsunuz bu öğrendiğiniz şeyler sizin yanınıza kar kalıyor çünkü sınavdan sonra attığınız şeyler değil yani. Şu an hala bir şekilde kendi projenizi adapte edebildiğiniz veya mesela ben şu an o süreçte değilim ama iş başvurusu sürecinde görüşmeler yapılırken teknik sorularda dahi gidip kullanabileceğiniz bilgiler oluyor genelde. O güzel şey. O yüzden dersler zor mu kolay mı? Zor ama zor olması problem değil. İTÜ'de zordu ve zor olması problemdi çünkü tek başıma öğrenmek zorundaydım ve ezbere öğrenmek zorundaydım. O yüzden kötüydü. Burada zor, öğrenmek zorundayım ama koymuyor. Çünkü öğrendiğim şeyin faydalı olacağını biliyorum. Ha biraz da şey kalıyor yani bunları öğreniyorum ama nerede kullanacağım diye sorusu olur ya orada öğrendiğini kullanacağını biliyorsun gibi. Kesinlikle öyle. Burada öyle. Burada bunun işin dönüşünü alıyorsun. Yani çünkü verilen ödevler dahi hani sizin ileride karşılaşabileceğiniz bir sorunla yani bu bilgiyi o sorunda kullanabileceğiniz şekilde oluyor. Öyleyse. O yüzden güzel. Şimdi herkese sorduğum bir soruyu sana soruyorum. Bu Allah bölümü seçtiğin için pişman mısın? Allah. Ya değilim. Çünkü düşünüyorum başka hangi bölümü seçerdim bana giderdi. Ben değilim ya. Ben gıda mühendisi olmaktan mutluyum. Gıda mühendisi bölümünü okumaktan da mutluyum. Yani ben zannetmiyorum ki herkes böyle güllük gülistanlık okudu kendi bölümünü canım. Yani herkesin bir şeyi var. Hadi çok alakasız bir bölüm seçmediğiniz sürece kendinizle ilgili. Yani hiç yapmam dediğiniz bir bölüm seçmediğiniz sürece ben zannetmiyorum ki şikayet etmeden zaten bitsin üniversite. Yani öğrencinin şeyinden geliyor bu. Raconundan geliyor şikayet etmek bence yani. Evet. Ama şunu söyleyeyim, bu bir gerçek. Ben memnunum. Ben okuduğum bölümden şu an memnunum. Ha ilerisi için ne olur bilmiyorum şimdi. Mesela mezun olacağım. Mezun olduktan sonra iş bulma sürecim olacak. Türkiye'ye mi döneceğim, burada mı kalacağım vesaire. Uf, bir sürü soru işareti. Ne yazık ki. Ama ben zannetmiyorum ki kimsede böyle bir şey yok. Yani hepimiz yaşıyoruz aynı süreci. Ben gıda mühendisi bölümünü seçtiğim için memnunum. Ben okuduğum bölümden memnunum yani. Öyle bir şeyin sıkıntım yok. Artısı eksisi var, tartışılır. Bölümü daha iyi yapabilecek şeyler var. O da tartışılır.
Ama dediğim gibi en sonunda düşünüyorum yani bir mimar olsaydım daha mı mutlu olurdum veya işte bir tıp okusaydım, hukuk okusaydım hiç mi sorunsuz olurdu? Hayır. Tam tersine ben bölümden çok memnunum. Ya yediğim içtiğim şeyin ne olduğunu bilmekten, ya onu o gözle bakabiliyor olmaktan, şeyi görüyorum, perde arkasını görebiliyor olmaktan ve bir anlayabiliyor olmaktan çok memnunum. Çok güzel. Çok sevindim pişmanlığın olmamasına. Bu çok önemli bir şey çünkü. Evet, kesin yani dediğim gibi ama ya bu iş biraz şans meselesi galiba. Yani dediğim gibi herkes şikayet edecek. Her bölümde herkes şikayet ediyor. Çok kendinizle alakasız bir bölüm seçmemeye bakın. Az şikayet etmek için. Az şikayet etmek için hani daha yakın olan bölümleri tercih edin. Öyle diyeyim. Evet. Ya da şikayet etsen de günün sonunda keyif aldığın şeyi yapabileceğin mesleği seçmek önemli. Çok boyutlu bir konu bu arada. Yani işte dedim ki sadece bölümü seçmekle alakalı değil yani. Bölümü kimle okuduğunla alakalı. O okurken neler yaptığınla alakalı. Kendi önüne çıkan fırsatları kullanmakla alakalı falan filan. Yani evet. Çok istediğin tam benim bölümüm harika bir bölümde okuyorum deyip ondan sonra her şeyi bırakıp sadece derse yönelirsen de o bölüme sana çıktığın zaman bir şey vermeyecektir yani. Pişman olabilirsin en sonunda çok sevdiğin bir bölümü okusan da. Kendine çok yani şey yaptın, yakıştırdığın veya istediğin bölüm buydu desen de çıktığın zaman tam tersi de olabilir. O biraz kişide bitiyor bence yani. Evet, haklısın. Şimdi sonraki sorum da daha çok önerilerle alakalı. Bu iki soruyu birleştireceğim. Bu bölümü seçmek isteyenlere bir önerim varsa, hani kimler seçmeli gibi bunu soracağım. Bir de hani tekrar başlasaydın neyi değişik yapardın onu önermek gibi olsun. Şu an seçim yapan insanlar değil de yani üniversiteyi şu an gıdada okuyan insanlar için şeylerim, önerilerim, tavsiyelerim. Önce lisans için söyleyeyim. 4 sene çok kıymetli. O 4 seneyi verimli kullanmak gerekiyor. Elinizden geldiğince. Hangi üniversitede olursanız olun, üniversitenin bütün olanaklarından yararlanabilmeniz gerekiyor. Yararlanın yani. 4 seneyi öyle sadece okula gelip gitmekle, derse çalışmakla vesaireyle geçirmeyin. Ne olursa olsun. Bölümünüze dair de olur, kendinize dair de olur. O 4 seneyi kendinize yatırım yapmak için kullanın. Bu işte daha demin bahsettiğimiz öğrenci kulüpleri, TMOK gibi kuruluşlar, bunlarda yer almak olabilir. Dilinizi geliştirmek olabilir. Ki bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Özellikle yurt dışında yüksek lisans yapmayı vesaire düşünüyorsanız. Yani Türkiye'de çalışmayı düşünüyorsanız da aynı şekilde, uluslararası bir firmada çalışmayı düşünüyorsanız vesaire, dil çok önemli. Yani onu kesinlikle aksatmamak gerekiyor, atlamamak gerekiyor. Sosyal olun, yani aktif olun üniversite boyunca. Benim en büyük şeyim bu. Üniversitenin bütün olanaklarından, hatta liseden başlayayım mümkünse. Ben üniversitedeki başarımı, lisedeki olanaklarımı anlatmadan, lisedeki yaptıklarımı anlatmadan, onlara değinmeden geçemem. Yani ben lisemde bu kadar aktif, bu kadar olanağa erişimim olmasaydı diyeyim, böyle şeyleri yapamayabilirdim. Yani Terakki benim için çok büyük bir nimetti. Ben Terakki'de de burslu okudum. Yani orada da aynı şekilde. Ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Nereye giderseniz, yani gittiğiniz her okulun nimetlerinden yararlanmanız lazım. Sadece okumakla, derse girip çıkmakla vesaire bu iş bitmiyor. Aktif olun. Onu söyleyeyim. Onun dışında yurt dışına gitmeyi planlıyorsanız bu iş için kendinizi daha önceden, yani bir zaman vererek hazırlamaya başlayın. Bu iş böyle bir haftada, 15 günde, bir ayda olacak şey değil. Özellikle eğer dil altyapınız yoksa, iyi bir İngilizceniz, iyi bir İngilizce eğitiminiz yoksa önce ona yatırım yapmaya çalışın. Çünkü bu tarz başvurular işte sınavları var, ondan sonra başvuru süreçleri var vesaire. Zaman alan şeyler. Zaman alan ve uğraş gerektiren şeyler. O yüzden ne kadar önce başlarsanız o kadar iyi. Araştırın, öğrenin, okuyun ve pes etmeyin. Kim ne derse desin. Olmayacak, yapamayacaksın diyenlere inat. Öyle söyleyeyim. Ailenizle bu işi yürütün. Aile olmadan olmuyor. Ben ailem olmasaydı bu işi yapamazdım dediğim gibi. Onlar bana çok büyük bir destek. Ama bu arada bunun bahanesi yok. Benim ailem bu işi bilmiyor, böyle bir deneyim yok vesaire. Benim ailemde yurt dışında okuyan tek kız benim. Bütün büyük aileyi düşünürsem bile. Yurt dışına gitmiş yüksek lisansını yapan tek kız çocuğu benim yani ailede şu an. Bu bir şey değil yani. Bahane değil. Ben gidemem edemem. Benim böyle bir olanağım yok. Benim de olanağım yok. Yani bak nasıl.
araştırmak, öğrenmek kendi sizin elinizde, sizin şeyiniz. Ama bunu ailenize inandırmanız ve kendinizin yapabileceğine inandırmanız da sizin elinizde. Benim ailem sağ olsunlar bana benim yapabileceğime inançları vardı. İnanıyorlardı. Oldu. Varlarını, yokluğunu yani hepsi, halam hepsi bizim eğitim, abim de benim eğitimim için. Yani sadece küçük aileyi de geçiyorum. Benim büyük geniş ailem de aynı şekildedir. Benim ailemin özellikle kadınları okuyamayan ama okusalardı inanılmaz yerlere gelebileceklerine inandığım kadınlarının sayesinde ben bugün buradayım. Yani onların bana inancı sayesinde bugün buradayım. Onlar eğer hani bana destek olmasalardı bu iş böyle buraya kadar gelmezdi. Okulları araştırdılar. Daha şeyden başladı bu mesele yani. Liseden başladı bu mesele. İyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir eğitim. Benim küçüklüğümden beri yetiştiğim şey budur. Ben çok okul değiştirmişimdir mesela. Sanki ailem devlet memuruymuş da her sene babam başka bir şehre atanırmış gibi ben neredeyse her sene farklı bir okula gittim. Yani nedeni neydi? Her seferinde ailem daha bir eğitim alabileceğimi düşündüğüm okullara. Yani ben burs kazanırdım, burs kazandım okula gönderirlerdi beni. Devlet ilkokulunda vesaire okuyacaksam en iyi devlet okuluna göndermeye çalışırlardı falan mesela. Yani benim dediğim gibi bu açıdan çok şanslıydım. Aile yani ben başka hiç en büyük önerim aileyi arkalarına almaları. Evet. Anam, halam olmasaydı bu iş çok zordu. Abim olmasaydı bu iş çok zordu. Sevdiğim insanlar olmasaydı bu iş çok zordu. Şimdi buraya geldim. Burada bile mesela buraya geldiniz, kafa attınız, burada bitmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Burada savaştığınız şey sadece eğitiminiz değil. Burada farklı psikolojik şeylere giriyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? Burada aileden uzaksınız. Burada ülkenizden uzaksınız. Hani ben böyle inanılmaz vatansever, inanılmaz ülkesini sever bir şey havaya girmek istemiyorum. Ama ben özlüyorsunuz. Çok özlüyorsunuz. Çünkü burada tek başınıza o aidiyetliği arıyorsunuz. Yani kendi dilinizi konuşmayı özlüyorsunuz. Kendi arkadaş çevrenize, ailenize olmayı özlüyorsunuz. Çok şey kaçırdığınız oluyor. Yeğenlerimi göremedim mesela, en basitini söyleyeyim. Yani büyüdü yeğenlerim, büyümelerine şahit olmak. Kameradan görüyorum ancak ya da fotoğraflarından görüyorum. Bu şeyleri göze alıp geliyorsunuz buraya. Bunu da nasıl göze alıp geliyorsunuz? Biliyorsunuz ki aileniz yanınızda ve ne kadar kayıp verirseniz verin, ne kadar bu zamanları kaybederseniz verin, onlar gittiğiniz zaman arayı kapatmanıza size destek oluyorlar. Yani o açıyı kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Burada da orada da. Öyle değil. Evet. Çok güzel anlattın Ece. Yani sen anlatırken ben de aynı şeyleri hissediyorum gibi diyebilirim. Benim ailem için de aynı durum geçerli. Yani gerçekten doğru şeyleri anlatıyorsun. Çok önemli. Yani bu boyutunu buraya gelmeden önce düşünemiyorsunuz. Çünkü buraya hep şey ya, okula kapak atayım, üniversiteye, Amerika'ya gireyim, bitti. Yok öyle bir şey. Burada çok farklı bir dünya ortaya çıkıyor aslında. Çünkü burada bir gün, iki gün kalmaya gelmiyorsunuz. Burada ben 3 senedir buradayım. 3 senedir buradayım artık, yani burada hani o şeyi geçtim, misafir havasını geçtim yani. Burada artık yani buraya evim diyorum mesela olduğum yere. Yani eve gidiyorum diyorum, eve geliyorum diyorum falan. Ama içim öyle demiyor, içim evim hala orada. Evim hala İstanbul'da yani. Bu farklı bir psikoloji. Şimdi burada iki farklı şeyle savaşıyor oluyorsunuz diyorum ya. Burada bir yandan yapmak istediğiniz şey derecenizi bir şekilde almak, bitirmek. Bir yandan da büyüyorsunuz aslında ya. Onun savaşı var. Ben mesela şu zamana kadar, yani bu Amerika'ya adım atana kadar, burada kendim yaşamaya başlayana kadar ailemden hiç ayrı kalmadım. Ya üniversite zamanı boyunca da ailem... Sen yine mesela yani İstanbul'da okuyordun. Şey yani İTÜ'ye geldiğin zaman İstanbul'da evet. Yaşadın. Evet. Orada bir sonra benim de ailem taşındı. Sonra İngiltere'ye gidince ilk başta öyle bir şey oldu. Evet. Ha. Az çok anlıyorsun ne demek istiyorum. Evet, evet. Ben buraya ilk geldiğimde yani burada yaşadığım travmayı kimseye anlatamam herhalde yani. Mesela bu eve ilk girdim, aman tanrım o ilk gün. Bu eve kapıya adım attım. Tek başımasın. Tek başımayım ve ev böyle hani bilmiyorum psikolojik olarak ev çok karanlık geldi. Ondan sonra daha kendi eşyam yerleşmemiş falan filan. İlk dediğim şey ben annemi alıyorum, uçak biletim var diye alacağım ve geri gidiyorum. Başlarım dedim, yüksek lisansla da doktorasına da hiç umurumda değil, ben geri gideceğim diye ağladığımı hatırlıyorum. Ondan sonra ama işte yani
İlk döneminiz şu şekilde geçiyor. İlk dönem standartlarınızı çok düşük tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk dönem survivor. Ben burada kurtulabilirsem, bu dönemi atlatabilirsem her şey tamam. Yani böyle, çünkü yani şöyle düşünün, bu gurur duyduğum bir şey değil ama ben elektrik su faturası nasıl yatırılır onu bile bilmeyen bir insanım yani. Çünkü ailem bu işi benim için çok kolaylaştırmıştı. Benim tek evdeki sorumluluğum eğitimi almak, kendimi geliştirmek, yani okulumu bitirmek falandı yani. Benim ailem o ortamı bana sağladığı için, şimdi iyi mi kötü mü bilmiyorum, siz karar verin. Ben burada onun acısını çektim. O yüzden Amerika beni yalnızca eğitim anlamında değil, yani psikolojik ve kendi kişisel anlamda da beni çok büyüttü, çok geliştirdi. Burada öyle bir savaşın içindesiniz de yani. Burada özlem var, burada büyüme savaşı var, burada aynı zamanda işte böyle çalışma savaşı var, burada aidiyetlik duygusunu arama savaşınız var. Burası öyle okula girdim bitti diye olmuyor. Evet. Bitti, her şey çok güzel, güllük gülistanlık deyip geçmiyorsunuz yani. Mesela Türkiye'de çok yaşadığım bir şey, Türkiye'de çok böyle sosyal bir olay oluyor, bir politik bir olay oluyor vesaire falan. Orada olayım da keşke sokakta ben de olayım. Keşke o şeyde ben de yaralıyım diye burada kendimi yediğim çok zaman oluyordu mesela. Keşke ben de orada insanlarla beraber bağırayım, söyleyeyim vesaire falan dediğim, yani fiziksel olarak orada olayım dediğim çok şey oluyor. Aileyi dışarıda bırakıyorsunuz, bir de böyle olaylar var. Ondan sonra kaçırdığınızı düşünüyorsunuz bazı şeyleri. O yüzden yurt dışına başvuracak olan arkadaşlarınıza bu yönünü düşünün. Çünkü bu yönü, ben bunun yönünü bilmiyordum, bu yönünü buraya gelince anladım. Sağ olsun abim de bana bu yönünü hiç söylemedi. Anlatmadı yani. Ece bak bu işin bu yönü var falan. Hiç öyle bir şey yok. Ben buraya gelince anladım. Burada yalnızlığı öğreniyorsunuz. Burada büyümeyi öğreniyorsunuz. Burada kendinizi geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Burada ev yönetmeyi öğreniyorsunuz. Hayatı geçindirmeyi öğreniyorsunuz. Ayaklarınızın üstünde durmayı öğreniyorsunuz. Yani öğrendiğiniz çok şey var. Burasını sadece eğitim almaya geldim ben okuyorum gibi görmek çok yanlış. Evet. O eksik. Yanlış demeyeyim, eksik. Evet, çok haklısın. Her bakımdan büyüten bir deneyim, bir tecrübe diyebiliriz tamamen. O yüzden, bu arada bu lazım. Ya yapmayın etmeyin demiyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Sakın eyvah Ece böyle dedi ya, bu kız neler diyor falan filan. Hayır. Bu çok lazım bir şey. Ben iyi ki yaptım diyorum. Başka türlü bu iş yani çok eksik olurdum eğer ben bunu böyle yapmasaydım. Burası yani böyle bir deneyim, yurt dışında olma deneyimi çok lazım. Kısa sürede eğer bir fırsatınız varsa, bu Erasmus olur yani exchange programları olur, yurt dışında yüksek lisans doktor olur falan. Sadece şey gibi değil, turist gibi gelip gitmekten bahsetmiyorum. Başka bir ülkenin şartlarında oturup yaşamak, buranın deneyimlerini, burada nasıl bir insan yaşıyorsa, buranın insanı nasıl yaşıyorsa, sizin de o deneyimi alıp burada yaşamanız bence çok önemli. O inanılmaz bir deneyim. Evet. Ve her şeyi tavsiye ediyorum. Zorsa zor abi. Biraz o şey derler ya, comfort zone'dan biraz çıkmanız gerekiyor. Büyümeniz evet. için. Böyle. Zor ama yani sonunda diyorsun ki işte ben onu başardım, ben yaptım diyebiliyorsun sonunda. Çok mutlu ediyor bence. Bu şey değil bu arada. Sadece derecemi aldım, gurur duyuyorum kendimle falan filan değil ya. Ben 3 sene önce buraya gelen, buraya hazırlanan Ece ile şu anki Ece arasında çok büyük farklar var. Ben çok şey kaybettim de, çok şey geliştirdim de. Yani burası çok değiştiriyor insan. Burada çok farklı şeyler öğreniyor. Kendinizi öğreniyorsun. Öyle söyleyeyim. Evet. O yüzden her anlamda çok farklı bir deneyim. Hem eğitim anlamında, hem kendinizi geliştirmek anlamında. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapın. Evet. İstiyorsanız yapın. Ama en azından nelerle karşılaştığınızı da bilin. Kesinlikle bilin. Kesinlikle evet. bilin. Aynen aynen. Benim hayatım çok değişti açıkçası. Onu söyleyebilirim yani. Ben bu 3 senede tamamen farklı bir hayata gözlerimi açtım. Yaptığım şeyler doğru yanlış bilmiyorum. Belki ileride keşke bunu yapmasaydım da keşke Türkiye'de kalsaydım falan belki derim, o başka bir mesele. Ama şu an kendimi geliştirdiğim çok şey var. Yani büyüdüğümü hissettiğim, ayaklarımın üstünde daha böyle net durabildiğim, kendimi neyi sevdiğimi neyi sevmediğimi bile burada anladığım oldu yani. Ben bazı şeyleri çünkü zorla yaptığımı falan farkına varıyordum önceden. Yani sevmediğim halde yaptığımı falan farkına varıyordum. Burada öyle değil mesela. Burada öyle bir hale geliyorsunuz ki bütün zaman, bütün şey, bütün her şey sizin elinizde. Kendinizi tanımanıza çok büyük bir fırsat. O yüzden evet. bence yapılması gereken, elde edilmesi gereken bir deneyim diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle haklısın.
Şimdi ben sormayı planladığım çoğu soruyu sordum. Ama son olarak Amerika ile ilgili bir şey söylemek istiyor musun? Yani oradaki yaşamla ilgili. Çünkü zaten bayağı uzun olacak galiba bu video. Ama Vallahi hani son böyle birkaç cümle söylemek istiyor musun? söylerim ama insanları şey yapmak istemem. Amerika'yı çok gözlerinde büyütmesinler. Benim gelirken gözümde büyüttüğüm Amerika ile şu anki arasında çok büyük fark var. Ben çok büyük bir hayalle geldim. Yaşadım, gördüm, deneyimimi kazandım. Çok mutlu anlar elde ettim ama gözünüzde büyütmeyin. Bu ülke böyle evet fırsatlar ülkesi falan filan ama yani siz geldiğiniz zaman buraya ne olursa olsun uluslararası bir vatandaşsınız. Yani çok böyle inanılmaz bir şeyi kalmıyor. Nasıl önce cazibesi kalmıyor bir yerden sonra. Ülkenin pislik taraflarını görüyorsunuz. Yani buranın politikasıyla, ülke durumuyla falan yaşamaya başlıyorsunuz, görüyorsunuz. Ben Türkiye'den de şikayet ederdim. Amerika'nın daha iyi bir yer olduğunu falan düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Yani burası da öyle değil. Eğitim anlamında evet, çok farklı bir dünya açılıyor. Yani bilim yapmanın ne demek olduğunu burada görüyorsunuz. İşte eğitimin nasıl olması gerektiğini burada görüyorsunuz. Bağımsız bir eğitimin nasıl olması gerektiğini, kaliteli bağımsız bir eğitimin, düzgün bir bilimin nasıl yapılması gerektiğini burada görüyorsunuz. Ama ülkeyi kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Ben geldim Amerika'dan tadını tuzunu aldım. Ama ilk geldiğim bütün o cazibe şu an o kadar gözümde. Hele ki aslında bu biraz da benim şu an içerisinde bulunduğum şartlardan da ötürü. Belki ben Amerika'nın kötü bir zamanına denk geldim. O da başka bir mevzu. Ama yani buradaki öyle pembe bir dünya çizmek istemem kimsenin gözünde. Yine de dediğim gibi çok güzel bir deneyim. Başka bir ülkede yaşamak, buranın şartlarını görmek, bu kültürü şey yapmak vesaire. Ben mesela çevrem Amerikalı insanlardan daha ziyade farklı dünya, farklı ülke vatandaşlarıyla çevrili. Çok farklı ülkelerden farklı insanlarla arkadaş oldum ve bence en büyük kazanımlarından bir tanesi bu. Yani Orta Doğu ülkelerinden arkadaşlarım da var işte Lübnanlı, Suudi Arabistanlı, ondan sonra ne bileyim Latin Amerika ülkelerinden, Güney Amerika ülkelerinden arkadaşlarım var, çok yakın arkadaşlarım var, Amerikalı arkadaşlarım da var. Bu buranın en güzel tarafı bu. Farklı kültürler, farklı insanlar tanıyorsunuz, farklı şeyler, sohbet ederleriniz oluyor. Bunlar sizi çok zenginleştiriyor. Bunlar çok güzel avantajlar. Ama dediğim gibi ne olursa olsun burada uluslararası bir insansınız. Burada bir vizeyle buradasınız. Buradan çıktığınız zaman, üniversiteden mezun olduğunuz zaman evet iş bulabiliyorsunuz ama bu %80 biraz şansa bağlı. Bunları unutmamak lazım. Prosedürleri çok yani işte o vize değişiklikleri falan filan. Daha demin mesela şey dedim sana. Buraya bursla gelebilirsiniz dedim. O bursları araştırırken iyi bakın. Bütün bursların bir şartı vardır. Yani hepsinin benzer şartları vardır diyeyim. Ama en şey olanı, ortak olanı hepsi bitirdiğiniz zaman eğitiminizi belli bir süreyle ülkeye dönmenizi şartlar. Dönemiyorsanız bu parayı sizden ödemenizi beklerler falan filan. Bu tarz şeyleri iyi okuyun buraya gelin. Buraya bir sonraki adımınızı planlamadan gelmenizi çok tavsiye etmiyorum. Zor. Çünkü burada bir garantiniz yok. Yani üniversite bitti ben burada kalacağım kesin iş bulurum falan asla böyle bir şey yok. Hele ki şu dönemde dünya böyle bir dönemden geçerken hem işte böyle bir pandemiden geçerken hem dünyadaki ekonomik kriz belli artık ne oldu. Böyle bir durumdan geçerken plan yapmadan olmuyor. Gerçekleri göze alıp gelmek lazım birazcık. Çok böyle inanılmaz realistik olmayan şeylerle gelmek çok doğru değil. Üniversiteden mezun, ben mezun olmaya çalışan yani son senesinde olan arkadaşlarımın falan çektiği o geçtiği süreçlerin falan farkındayım. Kolay değil. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani. O yüzden Amerika'yı çok gözünüzde büyütmeyin. Ben onun kanaatine vardım. Şanslıydım. Ben Amerika'nın küçük bir şehrinde, üniversite şehrinde yaşıyordum. O yüzden burada Amerika'nın o şeyine alışmak, sistemine alışmakta ben çok zorlanmadım. Olduğum yer böyle çok fazla uluslararası öğrencinin olduğu bir yerde. O yüzden böyle inanılmaz bir dışlanma, bir ırkçılık vesaire o tarz bir şeye maruz kalmadım. Bu önemli bir şey çünkü çok nadir rastlanan bir durum. Hele ki şu durumda, şu ortamda. O yüzden ben şanslıydım. Geldiğim olduğum okul açısından ve yaşadığım şehir açısından yani küçük bir şehir olduğum için yani şehri keşfetmek
alışveriş yapılacak yerleri, gidilecek, görülecek yerleri, okulun sistemini, hocalarını vesaire bunları keşfetmek benim için zor olmadı. Ama büyük şehirlerde tabii insanların yaşadığı deneyimler çok farklı. Ona bir şey söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi çok gözünüzü büyütmeyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gidin yaşayın. Yurt dışı deneyiminiz olsun. Gidin deneyimleyin. Ben iyi ki yaptım diyorum. Ama 3 sene sonunda da diyorum ki tamam aldım artık anladım ne olduğunu, yetti bana diyorum yani. Neymiş, geldim gördüm, öğrendim. Çok güzel bir eğitim alıyorum. Çok güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. Ben çok şey kattım kendime. Çok şey öğrendim. Ama yani şu an hayatımın şu döneminde şunu sorguluyorum. Hakikaten burada sonsuza kadar kalmak istiyor muyum? Burada istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunu şey yapıyorum sonra. Ama bu sadece Amerika için geçerli sanırım. Ve Amerika şu ortamı için geçerli. Belki daha farklı bir dönemde gelseydim böyle düşünmeyebilirdim. Ama şu an yaşadığım bu ortam bana bu izlenimi veriyor. Ne yazık ki. Öyle. Evet, anlıyorum. Haklısın. Maalesef yapacak bir şey yok. Ben tavsiye ediyorum. Gidin görün. Evet, bu en azından. Çok güzel. Ben memnunum hayatımdan. Böyle dediğime bakmayın. Çok memnunum. Ama bunu bilin de. Bu tarafını da bilin yani. Bunu bilerek gelmeye karar verin. Başvuru yapmaya karar verin. Evet, kesinlikle çok önemli. Ece, çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler konuştuk. Çok güzel bilgiler, önemli bilgiler verdim bence. Umarım bu videoyu izleyenler birçok şey öğrenmiştir diye umuyorum. Ben de umuyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. O yüzden teşekkür ederim. Ne demek? Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir artık yorum ya da like atarsanız seviniriz. Abone olursanız da ben sevinirim. Olmazsanız da olsun. Hiç sorun değil. Abone olamayacağım. Niye olmuyorsunuz? Abone olun. İstiyorlarsa olsunlar bakalım. Diğer mezun sohbetlerini izlemek istiyorsanız şuradan linkten bütün hepsine ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.